Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün Türkçe 2. dönem 2. yazıldan inşallah birlikte yüz alacağız. Sevgili öğrencilerim, bu 3. örneğimiz. Geçen hafta 2 örnek daha çekmiştim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayalım. Evet, çiftçinin öğüdü meşhur bir şiir biliyorsunuz, hikaye. Bununla ilgili sorularla başlayacağız. Vaktiyle bir çiftçi varmış, tecrübeli, ihtiyarmış, hastalanıp yatmış bir gün. Çocuklar mahzun, küskün, toplanmışlar etrafına. Demiş, kulak verin bana. Çünkü artık yavrularım, öleceğim, ihtiyarım, son sözleri babanızın. Aklınızda iyi kalsın, tarlamızda hazine var. Kazarsanız altın çıkar. Çiftçi ölür 3 gün sonra, tarla kalır çocuklara. Kazma kürek çalışarak, içindeki taşı toprak yapar gibi uğraşırlar. Ne altın var, ne mangır var. Fakat dolar şimdi tarla, altın gibi başaklarla. Çiftçi şunu demek ister, haydan gelen huya gider, hazır para çabuk inir, çalışmanız hazinedir. Evet, bu şiire göre sevgili öğrencim, çiftçinin çocuklarına anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ölümünün yaklaştığı değil, çocuklarına zaten hazine bırakmamıştı, kısa yoldan zengin olmak da değil, hazine bulma yolunun çalışmak olduğu değil mi? Tarlayı çalışarak asıl hazineye ulaşırsınız diyor. Toprakları neden eskisinden daha bol ürün veriyor? Bütün topraklar çok iyi işlendiği için değil mi? Ne yapıyorlar? Hazine arıyoruz derken tarlayı sürekli kaza kaza devire çevire ne yapıyorlar? Daha iyi işledikleri için. Sulama yaptıkları için değil, bütün gün çalışmalarından değil, toprağa iyi gübrelediklerinden bahsetmiyor. Evet, metnin ana fikri nedir? Şimdi baktığımızda tarlada gömülü hazine yoktur. Bunu bahsetmiyor. Yani bize, ana fikir ne demektir? Bize verilecek öğüt sevgili öğrencilerim. Biz bu hikayeyi okuduğumuzda bir cümleyle ne söyleriz? Böyle bir şey olmaz. Hazine bulmak için çok çalışmak gerekir. Bunu da kastetmiyor. İşbirliği yapanlardan da bahsetmiyor. Gerçek hazine nedir diyor sevgili öğrencilerim? Çalışmaktır diye söylüyor. Derin kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır? Evet, derin sığ kelimesinin anlamı yani şöyle bir kap düşünün. Derinliğinden bahsediyor sevgili öğrencilerim mesafe olarak. Bu nedir? Gerçek anlam. Bunun dışında bir anlam olacak. Bu denizin suyu çok derin. Bakın mesafeli. Evet değil. Bu gerçek anlamda. Bize mecaz soruyor. Yolda yürürken derin bir kuyu. Bakın bu da derinliği gerçek anlam. O denizin derinlikleri bu da gerçek anlam. O uzmanlık alanı derin bilgiye sahip derken neyi kastediyor sevgili öğrencilerim? Çok bilgili olduğunu kastediyor. Mesafe olarak bakın derinlikten bahsetmiyor. İşte bu gerçek anlam için olan bu anlamı bizler mecaz anlam diyoruz. Tatlı sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır? Evet, dilimizde algıladığımız tadı kastedeceğiz. Tatlı sözler. Bakın bu mecaz anlamda değil mi? Evet, kibar, zarif sözlerden bahsediyor. Bu sabahleyin tatlı uyku. Evet, bu da hoş bir uykudan bahsediyor. Gerçek anlamın dışındadır. Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuk. Bakın bu da A şıkkında olduğu gibi. Gerçek anlam dışında hiç böyle tatlı elma. Bakın dille algılanan değil mi? Tattan bahsediyor. Gerçek anlam D şıkkıdır. Doğru sözcüğü hangi cümlede terim anlamda? Terimli sevgilerim bir bilim dalına veya sanat dalına ait o alana özgü kavram olacak değil mi sevgilerim? O alanla ilgili kavramlara bizler terim anlamda diye söylüyoruz. Yaşlı adam evine doğru gitti. Bu konuda doğru söylediğine inanmıyorum. İki noktadan yalnız bir doğru geçer. Bakın buradaki doğru matematik bilimiyle alakalı bir kavramdır sevgili öğrencilerim. İşte biz buna ne diyoruz? Terim anlam diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Doğru yoldan hiçbir zaman şaşma derken bakın burada gerçek anlam için ama bu da mecazi anlam sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi somut anlamlıdır? Evet yani 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz. Bu olaydan çok üzüntü. Bakın üzüntü hissedilir. 5 duyu organıyla ne yapılmaz? Algılanmaz. Vicdan azabı da aynı şekilde, saygı da aynı şekilde. Bunlar biliriz varlığını fakat 5 duyu organıyla algılanmaz. Bu ışık, bakın gözle gördüğümüz, evet var olan ışıktan bahsediyor. Bu nedir sevgili öğrencilerim? Somut anlamdır. Evet, eş anlamlarını soruyor. Kaç yıl oldu anımsıyorum. Bakın yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir sevgili öğrencilerim? Evet, ses, yıl, sene değil mi? Anımsamak nedir sevgili öğrencilerim? Hatırlıyorum diyor değil mi? Evet, hatırlamak. Evet, devam ediyor.
Çok mutlu. Mutlu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Mesut kelimesidir. Evet, yaşlı adam derken buna da biz ne diyoruz sevgili derim? İhtiyar diye söylüyoruz. O zaman sene, hatırlamak, mesut ve ihtiyar kelimesi. Yani 8 A şıkkıdır. Niçin konduğuna bülbül kapımdaki asmaya, evet, ben yarimden ayrılmam, götürseler asmaya. Bakın buradaki asma idam anlamında. Buradaki asma ne? Üzüm bağı anlamında. Yani anlamları farklı, yazılışları aynı olunca, bakın yazılış aynı, kulağa gelen ses aynı. O zaman eş ses diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Evet, hangi cümlede abartılı bir ifade yoktur diye söylüyor. Dağ gibiydi, yazık oldu adamı. Adamı dağ gibi derken ne yapıyor? Bakın abartılı bir anlam var. Çok güzel bir resim yapmıştı. Bakın burası çok çok kelimesi sizi aldatmasın. Bu normal bir anlatım. Abartı yoktur. Adamı gördün mü? Dev gibi adam. Bakın abartı. Dağ gibi adam. Gözyaşları sel oldu. Gözyaşları sel olur mu? Hayır. Burada abartma kullanmış. Olmayan B şıkkıdır. Bakmak sözcüğü aşağıdaki cümleler hangisini beslemek, geçindirmek anlamında kullanılmıştır? Evet, bakalım. Bana baktığını anlayınca çok utandım. Bakmak gözle, değil mi? Bakmak gerçek anlam. Her yere baktım. Evet, ne yapıyor burada bakın sevgili öğrencilerim? Her yerde aramak anlamında kullanıyor. Biz ne yapıyoruz? İlgilenmek, beslemek. Doktor baktıktan sonra bu tahlile. Doktorun bakması nedir sevgili öğrencilerim? Burada incelemeden bahsediyor. Babası öldükten sonra onlara dedesi baktı. Dedesi besledi, büyüttü, her şeyle ilgilendi anlamında. Bakın beslemek, geçindirmek anlamı D şıkkında vardır. Hasta olup yatmak anlamına gelen deyim hangisidir diye söylüyor. Bakalım dert yanmak, bu şikayette bulunmak anlamı, derdini anlatmak gibi düşünün. Evet, yatağa düşmek, sevgili öğrencilerim bakın yatağa düşmek, hasta olup yatmak tam da bu anlamdır. Boş dolaşmak, bir işi olmamak, canı yanmak da aynen anladığımız gibi başına bir sıkıntı gelmesi, üzülmesi anlamında kullanılabilir. Evet, yatağa düşüp hasta olmak bakın yatağa düşmek anlamında. Kulak ile ilgili bir deyim yoktur, kullanılmamıştır diye soruyor. Söyleyenlere kulak misafir olmak. Bakın bu bir deyimdir. Kulağım çınlıyor, biri beni anıyor galiba derken sevgilim. Kulağa çınlamak da nedir? Bir deyimdir. Buradan ayrılacağım, kulağıma çarptı. Yani kulağına bilgi geldi anlamında bir deyimdir. Kulağını duvara yaklaştırdı ve kapıyı dinledi. Kulağını duvara yaklaştırmak. Bakın bu normal bir anlatım. Burada deyim yoktur sevgili öğrenciler. Yüz sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde insanların yüzüne sevgiyle bakabilmeliyiz cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Yüz sözcüğü. Birden yüze kadar bu rakam olan yüzden bahsediyor. Elini yüzünü yıkayıp sofraya, bu da gerçek insanın organı olan, uzvu olan yüzünden bahsediyor sevgili öğrencilerim. İnsanların yüzüne sevgiyle bakabilmeliyiz derken şimdi dikkat edelim burada. İnsanların yüzü, evet gerçekten insanın yüzünden bahsediyor. Elini yüzünü derken burada bakın insanın yüzünden bahsediyor. Yüzmeyi öğrenmek, bu yüzme fiili ayrı. Bu gördüğünüz Çınar en az 100 yaşında. Bu da rakam olan yüzden bahsediyor. A şıkkıyla bu zaten aynı. Fakat burada insanların yüzü, elini yüzünü derken insanın yüzünü kasteden şık B şıkkıdır. Bu ev nokta nokta siz başka kim oturuyor? Evet, boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir? Evet, bu evde sizden başka kim oturuyor? Değil mi sevgilerim? Bulunma hali ve ayrılma hali olan D ve dan ekleri, denekleri buraya uygundur. Aşağıdaki atasözlerin hangisinin konusu adı? Bağa bak, üzüm olsun, yemeğe bak, evet, yemeğe yüzün olsun. Yani çalışırsan diyor, bağa bakıp üzüm yaparsan yerken de yüzün olur. Utanmazsın diye söylüyor. Yani çalışmaktan bahsediyor. Demir tavında dövülür. Bir işi zamanında yapmaktan bahsediyor. Sevgili öğrencilerim burada da terazi, tartıyla her şey vaktiyle bakın. Bu da bir işi vaktinde yapmaktan bahsediyor. Vakitsiz açan gül tez solar. Bu da vaktinde açmazsa sıkıntı yaşar demek istiyor. Yani B, C ve D şıkları her işin vakti zamanı var diyor. A şıkkı gayret edip çalışmaktan bahsediyor. Hangisinde sevgili öğrencilerim karşılaştırma yapılmamış? 3 tanesinde yapılmış, birinde yapılmamış. Onu bulacağız. Ahmet de babası gibi çalışkan. Bakın Ahmet'le babasını çalışkanlık yönünden karşılaştırıyor. İşimi bugün daha çabuk
bitirdi derken bakın bugün diğerlerine göre iş noktasında karşılaştırıyor. Bugün daha hızlı olduğu için karşılaştırma yapmış. Ne yapacağına karar veremedi. Bakın burada bir karşılaştırma yok. Çocuklar çiçekler gibi narindirler. Narin olma noktasında çiçeklerle çocuklar ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Burada da vardır. Aşağıda şimdi hangisi sırasıyla kim, ne zaman, nasıl, nereden soruların cevabı bulunur. Ali kim? Yazdan. Ne zaman yazdan? Nasıl? Bakın burada ne yaptı sevgili öğrenciler? Bozuldu olmadı. Hasan bakın kim? Ne zaman? Dün. Nasıl? Yorgun argın. Nereden? İşten. Bakın ne oldu sevgili öğrencilerim? Cevabı yakaladık. Osman bakın kim? Karneyi. Neyi oldu? Ne zaman? Olmadı. Karneyi alınca tamam. Evet. Nasıl? Koşarak. Nereden? Bakın nereye oldu? Nereden? Burada bozuldu. Serkan kim? Akşam neyi? Ne zaman doğru? Nevşehir'den. Bakın neredenle nasıl yer değişmiş oldu? Bu da bozuldu. Yani cevap o zaman B şık olacak. Makineye tabakları, çatalları bakın ne yapıyorduk? Aynı eşküler kelimeleri virgülle koyuyorduk. Yerleştirdin mi diye sordu. Şimdi buraya da soru işareti koyacağız. Yani iki tane virgül arıyoruz. Bir tane de soru işareti arıyoruz sevgilendirim. Ve aradığımız cevabı buluyoruz. Çiçek kelimesini aşağıda ilklerden hangisi getirirse çiçek satan. Yani çiçeği satan nedir sevgilendirim? Çiçek çiğdir. O zaman bizler hangi ek arıyoruz? Çiğ ekini arıyoruz ve buluyoruz. Çiçek satan çiçek çiğ olmuş oluyor. Evet sevgilendirim buraya kocaman 100 yazıyorum. İnşallah 100 alırsanız diğer iki örneği lütfen izleyin. Aldığınız notları bize yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.